premyeralarda Rustam Sadiyev işletişi mümkün. Ben ötken gel Rustam Akay bilan Avatar 2'ye çıkanıydı. Bugün Meg 2'de görüşüp kaldık. Taassurotlaringiz. İlk taassurotlaringiz. Endi Stedham janoblarining ijodida men uchun juda qiziqarli. Endi hozir bu attraksion formatku. Attraksion format umuman hozirgi kunda kino bozorida, dunyo kino bozorida eng odam chaqiradigan format hisoblanadi. Ayniqsa menga film juda bir zirelishni spets effektlar bilan, maxsus effektlar bilan qilingan. Albatta Xitoy bozorini ham hisobga olingan. Men nazarimda shu Xitoy aktyori yaxshi o'ynamagan deb hisobladim. To'g'ri balki bozorni shunday qilishgandi. Shunga deb bo'lmaydi. Umuman olganda film ozgina bo'lsa ham tomoshabinni muammolardan chalg'ita oladi. Albatta bu filmga chuqur kirib, bu filmdan bir aqlli narsa kutish uchun men filmga tushganim yo'q. Ozgina bo'lsa ham mana shu attraksion format film ko'rgim kelib, o'zi Stethamni o'zi yoqtiraman. Aktyor sifatida, chunki u har xil janrda, o'sha Gayri filmlarida ham, janglar filmlarida ham o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Va o'sha mavqeini, tomoshabinbodlik mavqeini yo'qotmagan, chunki balki buni o'ziga ham bog'lidir, bu film tanlashi ham biladi, ya'ni unga bo'lgan takliflarni orasida chertib-chertib tanlaganlardan bittasi bo'lsa kerak. Umuman olganda albatta operatsiya partini menga ko'proq yoqqan edi. Endi bu film albatta o'sha dinozavrchalar, har xil akulalar, sakkiz oyoq. Umuman olganda tomoshabinni ushlab turadi, qiziqarli. Shunaqa shaxsan menga film juda yoqmadi. Ochig'i juda zerikdim, uxlab ham bo'lishga ulgurdim. Qaysir daqiqalarda Rustam aka so'nggi paytda Oppenheimer va Barbie filmlari juda ham katta shovshlarga sabab bo'lgan. Barbie men ko'rmoqchiman. Aha. Nega ko'rmoqchisiz? Chunki endi Barbie Amerikani mashhur qo'g'irchog'i. Qani Barbie orqali nimani Gollywood kinosi bizaga targ'ibot qilmoqchi. Shu savolga javob qidirish maqsadida ko'rmoqchiman. Chunki har doim ham Gollywoodda har bir targ'ibot qilayotgan filmlari o'zbek tomoshabiniga ma'qul keladi deb ayta olmayman, lekin dunyo ko'ryaptimi, demak bu filmda nimadir bor deb hisoblayman. Barbie, Oppenheimer menga juda qiziq, chunki Kristofer Nolan Gollywoodni o'zgartirdi degan gaplar bor. Mana qilishyapti. Maxsus effektlarsiz ishlangan film. Sizdan endi nima kutamiz, Rustam aka? Nega sust ijodingiz so'nggi paytda? Nega sust? Ne, hech narsa yo'q. Birinchi marta o'sha yangi stildagi veb serial oldim. Baron kidan kelgan bosh badar degan, hozir montaj ishlari tugadi, hozir ovozlashtirish jarayoni. Bundan tashqari hozir mashina kinoteatr, O'zbekiston kinoteatri egalarini buyurtmasiga asosan birinchi marotaba necha yil oldin olgan janrimda ijod qilyapman. Ancha bo'ldi o'sha romantik melodrama komediya janrida kallaxona laf degan yangicha mavzuni olib chiqyapman. Ya'ni eski shaharlik chapani jaydari qassob yigitni Toshkent shahrini ultra modniy rayonda yashaydigan Papul Mamul deydigan qizga bo'lgan muhabbat haqida. Tushunarli. Bugun bir video ko'zim tushib qoldi, unda o'sha eng mashhur filmlaringizdan biridan lavha. Lekin u tojik tilida, demak tojikli kelgindi kelinni. Kelgindi kelin filmini ishlashgan. Endi ishqibozlikka olgan. Mani uchun ularga yoqqan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yo, menga yetishdi, keyin uzrim so'rashdi. Shu filmimizdan ilhomlanib ketib tojik tomoshabiniga ham o'zimizni muhitga moslashtirilgan shuni oddiyroq variantini oldik. Albatta sizni filmingizdagi chiqmagan, lekin shunda bo'lsa ham shu filmni shu ko'rinishi tojik tomoshabinni o'ziga qarata oldi. Mayli, ustoz degandan keyin
خوشم دور لات بر یاش بر ایجاد کار و از خیمه کیم آخرین این دو اون سود که بیارم من اکنون امضا کو بو سر نیوتو می نیست که استر من داره البته من شون چلی ازبک فیلم من تاجیکستان دیگه یاش ایجاد کار لی اش خواز لی که اوزن ویرسیاس نو آلب اش که جورات خنده ما بو البته demek bizim filmimiz, bizim icadımızı tamam geldi. Doğru, şunu anlayayım. Odatta Tomaşov'un soruşturuşunu çok yakışık olardı. Ben yakında Baron 2 filmi YouTube'da namayış ettiğinde başlandı. Baron 1 ile Baron 2'nin soruşturuşu etkileri çok yakışık. Ve Baron 2 hakkında tanıklar da yeterli için. Siz kendi kabul biliyorsunuz. Benim tanıklarım var. Baron 1 diye tanıklı bulan. Lakin Baron 1'ni zor deyip atı etkiler çok var. Soruşturuyorlar. Ben onu kadar bir tanım ve ben geyim her günü bana kadar şey yaptı. Zıplı, yakışı o zıplı fikir yaptı. Elbette 100% Thomas Hamill'in kolunda alıp bulmuyordu hiç kaçan. Onge, mağlumak ki Steven Spielberg hem James Cameron'a bir yarış aldı. Çünkü burada niye o zgerişi icadını Ahmet bir müdürlüğe Thomas Hamill'e vardı. Şu cümleden Özbek Thomas Hamill'in arası da ben icadım diye Ahmet bir müdürlüğe. Yani, elbette soruşturadı, o adınızdan işte. Lakin İkinci film ya, müzik fasti gibi lan. Şu iki hafta devamında 8 milyon Thomas Hamill'in koruşu bu Özbeymez Orta Asya kinosu için katta nonsens sanırdı. Bu şey sonuna ahamet verseydi. Eğer şu film bir kızıkış bulmaganda buna kadar bu gitmeseydi. Yani bana başka narsa fazla az gene hafa kıldı yakında. Bizdeki memur Vayinci bloggerle. Bu Vayinci'lige kısa günü müracaatım var, bir iki tersini çakırdım. Hani Uluğ Bey, Mütte Vayn, yani hani Mumin, diğerlerini çakırdım. Yani Hurran diğerlerini çakırdım. Şu bolla yedini halka orasından çıkan Samar o dedim. Yo, var bir hani asıl sanat maktabını bitirgenle başka çeken dedim de. Çünkü bu Vaynları bir kulli, iki kulli adım diye kıladı, o tüketedi. Barber kino koladı. Öyleyim ben de. Ben öyle bir taklif verdim. Ben şimdi ignor verişte. Ben de dedim de kabul koydum. O zaman da ben bunu kulüp koydum. Demek buradaki kino kereymez, buradaki kino kızıganmaz. Buranın özünün vayını, özünün dünyası, hazır bir tarafı atken az günü daralmadı. Vaktin çeli bunu için koladı. Belki şu ulu için katı titoldur. Ve aydardım ki o şey uzun mahsulatlarını reklam yapıp mahşubu gönderden sizi asıl aktörle bile, talentli aktör, profesyonel aktörle bile, aktrisele bile hem kolde kılıyordu. Fakat vayinçilige yapışmamıyla Thomas Hamill'in tefakkuru, Uzbek hani Patri Bitil'in tam anakası bu vayinçilerin ağzıyı harap koyma geldi sarışıyor. Doğru, hani kadar küçükine yumura var o zikaya yarışa. Lakin o şansı bile kızık doğru yapmasa, lakin tefakkuru kengre o alış gereğiydi bu ödeyi. Vakt gelip şunu bir geçin. Vakt gelip bir gün mez bir gün şunu bir geçin. Şunu öyle, Rüstem Ake ve final savol. Bir neçen yıllar oldum, o bir kadar yok atıp koyduk. Çünkü Amerika hoşuma işletlerde yaşay etken edim. Hani sen gibi ayette barbar Uzbekistan'da o vaktin mutkazı yaptı. Lakin oldun gidek Şükrat Pallapayalarını zapt ete olma yaptı. Lakin vaktten faydalanan Baron 3 filmini suratga olup, belki Uluğ Bek'ni yine kinoga kaytararsız Uluğ Bek Kadirov. Yok, Uluğ Bek Kadirov kinodan ketgandi bir tayyor. Hozir meni hani Bahodir Jalolov haqida boksyor, mashhur o'sha olimpiya chempioni boksyor haqida filmda bosh rol ijro etyapti. Bundan tashqari hozir men Uch qahramon degan filmda ham salbiy rol o'ynayotgan ekan. Uluğ Bek'ga ben nazarımda kanaka duruyor, yangilenmiş gereği Uluğ Bek, Thomas Hamill kütkenmez, Thomas Hamill kütmegen o brızda namayan buluş gereği. Hani uşanda, ben nazarımda Uluğ Bek uzun Thomas Hamill'lerinde kaytarıp olardı bu öyleyim. Kısır bu zaman münasebetleriniz kanaka? Münasebetleriniz kanaka. Yomanmaz. 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 Korsam, koruşamızı, lakin cevunakı halinemez bizi, lakin
Şimdi hazır kunda, ben icadı rejelerimde Ulug Bey yok. 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 Cevahir Zakirov için. Cevahir Zakirov var. Cevahir endi hazır Uzbekistan'da tanış gelip birinci rakamlı aktör. Samaki Rahmet. Ve öyleyimiz kaç ondur filmleriniz? Katta katta ekranlarda yani Avrupa, Amerika Koşmuşlar'da ekranlardan başlıyorlar. Kaç ondur?